İşte 30 Mart seçimleri bunlardan bir tanesidir.
30 Mart'ta belediye başkanımızı seçeceğiz ama hemen 28 Ağustos'ta Cumhurbaşkanlığı seçimine gideceğiz. Çünkü Cumhurbaşkanlığı artık halk tarafından seçilmektedir. Arkasından ise 2015 yılı 12 Haziran'ına kadar 25. dönem milletvekilliği seçimi olacaktır. Demek ki Osmaneli'de arkadaşlarım, değerli vatandaşlarım, önünüzde 3 önemli siyasi olay ve bu siyasi olayı çözüme kavuşturabilecek olan 3 seçim bulunmaktadır. Bunlar ülkemizin geleceği açısından çok önem arz ediyor. Belediye başkanlığını seçmek iktidar değişikliğini öngörmez. Sadece belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve il gelen meclis üyesini seçer. Ancak bu belediye seçimleri iktidarın uyarılması, milletimizin uyandırılması, bir seçimle siyasi iktidarın değişebileceğine inandırılması açısından önemlidir. Cumhurbaşkanlığı seçimi ise devletimizin başını seçmektir. O sebepten dolayı bu seçim de çok önemlidir. Ama esas iktidar değişikliğine karar verecek olan milli iradenin orada esas neyi tercih ettiğini ortaya koyması gereken seçim 2015 yılı en geç 12 Haziran'a kadar yapılacak olan milletvekilliği seçimleridir. Eğer bunların hepsini 3 nokta halinde bir doğru olarak kabul edip gösterebilirsek bu sonuç itibariyle Türkiye'de bir iktidar değişikliğine, yeni bir zihniyete imkan tanıyan bir seçim süreci olabilir. İşte Milliyetçi Hareket Partisi bu 3 önemli siyasi olaydan dolayı seçimlere önem vermektedir. Onun için de bütün milletimizi hangi partiden olursanız olunuz mutlaka sandığa gitmenizi ve orada arzuladığınız partiye oy vermenizi istiyoruz. Fakat bunun yanında oy vermek yetmiyor. Verdiğiniz oyu koruyabilmek gerekiyor. Sandıklarda önemli oy çalıntıları oluyor. Bir partiye verdiğiniz oy bir sayım sonucunda bir başka partiye kaydırılabiliyor. Bunlar Türkiye'de olan olaylardır. Özellikle de çok sayıda sandığın bulunduğu yerlerde buna benzer olaylara şahit olmaktayız. Ama Milliyetçi Hareket Partisi'ne gönül vermiş arkadaşlarımız, sizlerin sandıkta oylarınız çalınıyor. 5 yıl gece gündüz gayret gösteriyorsunuz. Fedakarlık yapıyorsunuz. Çoluğunuzun çocuğunuzun rızkını inandığınız dava için kullanıyorsunuz, harcıyorsunuz. Ve en sonunda sandığa gidiyorsunuz, oyu veriyorsunuz ama sizin oyunuzu sandıkta koruyacak olan partili görevli arkadaşlarımız ya sabahleyin geliyor, bir görülüyor, ondan sonra gidiyor, aşağıdaki bir kahveye oturuyor, güya sandıktaki görevi yerine getirmiş oluyor. Ama bu arada sandıkta oylar sayım sürecine girdiğinde bir başkasına kaydırılıyor, bunun da farkına varamıyoruz. Her sandıkta 2 tane oyumuz gitmiş olsa zaten çok az farkla bir sonuç elde etmekte bir iman doğmuş olabilir. O bakımdan sandığa gidiniz, sandığı koruyunuz ve sandıktaki oylarına da sahip çıkınız. Sadece kendiniz için bunu yapmayın. Eğer başka partilerin sandıkta görevlisi yoksa onlar adına da onların sandığına sahip çıkın. Ülkemiz 11 yıldan bu yana Adalet ve Kalkınma Partisi tarafından yönetiliyor.
Adalet ve Kalkınma Partisi bu 11 yıllık süreç içerisinde mecliste ve hükümette tek başına iktidar olmanın bütün özelliklerine sahip olmasına rağmen uygulamada ülkemiz birçok sosyal ve ekonomik sorunlarını çözememenin içerisinde problemlerini çözememenin sıkıntısını yaşıyor. Şimdi hep beraber düşünelim. Belki de burada Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy vermiş kardeşlerimiz de var. Biz buraya geldik diye nezaket gösterip misafirlik yapmak suretiyle acaba Milliyetçi Hareket Partisi'ne ne düşünüyor diyerek düşüncemizi öğrenmek maksadıyla bu güzide topluluğun içerisinde onlar da vardır. Diğer partiler de olabilir. Ama gerçekçi olmak lazım. Bu konuda öncelikle Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy vermiş kardeşlerime sesleniyorum. 3 Kasım 2002 tarihinde Adalet ve Kalkınma Partisi iktidara gelmiştir. Aradan 11 yıl geçen süre olmuştur. Tek başına iktidar olmuştur. Bunun manası mecliste çoğunluğu var. O meclisteki çoğunluğa dayalı olarak da hükümet kurmuştur. Söz gelimi en son seçimde Sayın Başbakan çok sık tekrar eder. Biz %51 ile geldik. O bakımdan her şeyi biz biliriz. Günde patlar. Oysun Allah muhafaza. Türkiye'nin yakında içindeki sıkıntılarına da dikkat aldığınız vakit aziz vatandaşlarım, Türkiye iyi yönetilmiyor, Türkiye iyiye gitmiyor ve Türkiye aldatılıyor. Her şeyin üstü örtülüyor. Bu felakete götürür. Buna AKP'lere oy vermişler de eğer tedbir almazsa vebal üzerine alır. Şimdiden uyarıyorum. Bu benim görevimdir. İki gün evvel şimdi tartışılıyor. Bir konuşma babayla oğul arasında. 17 Aralık'ta baskınlar yapılınca Sayın Başbakan haber oluyor. Arkasından oğlu bir yere arıyor. Şimdi Türkiye'de bunlar konuşuluyor. Oğlum evdeki paraları kimini şuna gönder, kimini buna gönder, bazıları çok yüklüdür, onları gece taşır diye birbirleriyle konuşuyorlar. Eğer bir ülkede başbakan rüşvetini oğluyla 17 Aralık'ta 4 bakan üzerinde yapılan bir operasyondan korkuya kapılıp evladıyla konuşurken ne dediğini de bilmez halde çocuğu ona anlatıyor, ona anlatıyor. Eğer bunlar doğruysa Allah'a emanet olun. Ülkemizin ziyaretleriyle şereflendiren Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye Osman Elisler Aklısı takdim ediliyor. İlçe başkanımız da genel başkanımızla ziyaretle dair bir plaket takdim ediyor. Devlet Osman Bey'e. Silahat Odası Başkan ve yöneticileri de saygıdeğer genel başkanımız Devlet Bahçeli Bey'e Osman Bey'e tarafından hediyelerini takdim ediyorlar. Takdim etken hemşerilerimiz saygıdeğer genel başkanımız Devlet Bahçeli Bey. Aracın önünü açalım. Arkadaşlar müsaade edin. Müsaade edin arkadaşlar. İzin çekin. Hop. Bir saniye. Evet abi geri gidelim abi. Arabayı açalım mı? Arabayı gidelim. Aracın önünü açalım.